Gazete manşetlerimizi detaylıca inceledik. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber hem Fenerbahçe'yi konuşacağız hem de Dünya Kupası'nı tabii ki konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız bugün? Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Fenerbahçe'yle başlayalım. Bütün gazetelerde aslında Jorge Jesus haberlerini okudum az önce. Gitme ihtimali hem Brezilya için hem Portekiz için oldukça konuşuluyor. Dün de konuşmuştuk aynı şekilde. Ama tabii Jorge Jesus'un gitmek istemediği yönünde de haberler var. Sen neler söylersin bu konuyla ve bu ihtimallerle ilgili? Şimdi o coğrafyada gerçekten bu iki milli takım içinde denenmemiş bir isim ve başarısıyla hem Portekiz'de hem Brezilya'da çok bilinen bir teknik adam. Burada doğaldır onun gündeme gelmesi. İlk başta Brezilya'yla hep adı anılıyordu. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken de biraz sürecin uzaması hep Brezilya milli takımından haber bekliyor şeklinde haberleşilmişti. Bu olmadı. Fenerbahçe ile anlaşıldı ama bir senelik kontrat yapması da aslında bunun altındaki durum. Ama şunu belirtelim. Jorge Jesus ülkesi dışında kime gitse zaten bir yıllık kontrat yapıyor. Bu Fenerbahçe'ye özel bir durum değil. Buna göre de kariyerini yönetiyor. Brezilya'ya geçer mi? Şu anda son gelen Brezilya'dan haberler bu yönde değil. Ronaldo Nazarinho, yani şu anda hani asıl Ronaldo dediğimiz bizim, orada gerçekten bir haber yorumcusu olarak artık durumu yönetiyor ve Fluminense'nin hocasıyla Brezilya milli takımın anlaşmaya yakın oldu. Ayrıca ikinci planda da Carlo Ancelotti'nin sırada olduğu bilgisi veriliyor. Buradan bakarsak Brezilya ihtimali biraz dışarıda kalıyor. Portekiz cephesinde zaten işler o kadar karışık ki, yani daha Jesus'a sıra gelmedi muhtemelen. Ben en azından bu senenin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Zaten bir milli takımla anlaşsa bile çok yoğun bir fikstür yok, şampiyona yok. Yani her ihtimalle Fenerbahçe'yle yola devam eder. Fenerbahçe zaten şampiyonluk havasına girdiği için taraftar da en büyük yıldızı şu anda takımın Jorge Jesus. Oraya yoğunlaşıyor. Bütün aklı fikri orada. Onun gitmesini istemiyor. Çünkü uzun yıllardır bu ortamı, bu ambiyansı arıyorlardı. Bu yüzden de Jesus'a da gitmemesi yönünde büyük taraftar ve camia baskısı da var elbette. Peki kamp dönemine bakacak olursak aslında yine şampiyon gibi davrandı aslında Fenerbahçe. 4 hazırlık maçı yaptı. 4'ünü de kazandı. Yine 12 gol kaydetti. Bu da başarılı bir sonuç aslında. Fenerbahçe'nin kamp dönemini sen nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe belki de Süper Lig'deki takımlar için özellikle 4 büyüklerde en ne yaptığını bilen, en doğru yolda giden, en kadrosunu normal şekilde rentable kullanan bir takım. Bu yüzden de bunda da tabii biraz önce konuştuğumuz Jorge Jesus'un büyük emeği var. Her maçlarını kazanıyorlar. Her maçta sahada ne yaptıklarını biliyorlar. Jorge Jesus, bakıyorsunuz sahaya, birinin yerine soktuğu oyuncudan ne beklediğini net gösteriyor ve onun karşılığını daha da önemlisi net şekilde alıyor. Verilen görevler neredeyse tam anlamıyla yapılıyor ve bu takımın oyununa da yansıyor bir plan çerçevesinde. Bütün oyuncular buna sirayet ediyor. Bunlar Fenerbahçe adına artı durumlar. Sanki lige en hazır dönecek takım Fenerbahçe gibi gözüküyor şu anda. Peki bireysel olarak da Serdar Dursun'a da değinmek istiyorum. Az önce gazetelerde de röportajları vardı. Şampiyonluğa katkısının olmasını istediğinden bahsediyor özellikle. Yine bu kamp döneminde de Jorge Jesus'un gözüne giren isimler arasındaydı aslında. Acaba aranın ardından nasıl bir Serdar Dursun izleriz? Acaba şans verilir mi ona? Sezon başında Serdar'la yollar ayrılmak istendi. Takasta kullanılmak istendi ama hem Fenerbahçe için hem oyuncu için şartlar tam oluşmadı ve bu ayrılık gerçekleşmedi. Bu süreçte Serdar şu anda devre arasında böyle bir patlama ben beklemiyordum açıkçası. Kimse de beklemiyordu. Gösterdiği performans gerçekten birinci forveti Valencia'yı zorlar nitelikte. Burada herkes hemfikir ama asıl sorun burada Jorge Jesus'un onu nasıl kullanıp kullanmayacağı. Yani asıl durum bu. Burada hani Jesus onu sahaya sürer mi? Bir taktiksel değişiklik lazım. Bu soru işareti belki maç maç ilerlenecek bir durum olabilir. Peki bir de şu transfer haberlerine de gelmek istiyorum. Napoli yine Fenerbahçe'nin oyuncularına kafayı takmaya devam ediyor. Arda Güler dedik, Ferdi dedik. Şimdi de Bright Osayi Samuel'i istedikleri haberini gördüm az önce. Bu konuyla ilgili neler söylersin? Fenerbahçe özellikle Napoli açısından hem Ferdi, Elif Elmas hem de Kim Min-jae olarak baktığımızda İtalya'ya ihraç ettiği oyunculardan gerçekten büyük katkı alıyor. Bu da
gözlerin bu takıma dönmesine neden oluyor. Bu hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için gerçekten önemli bir durum. Çünkü buradan giden oyuncuların başarılı olması burada yapılacak ihraçların önünü açar. Bu da Türk futbolunun özellikle Euro bazında baktığımız zaman en büyük ihtiyacı. O sahayı çok düşük bir maliyetle Queen's Park Rangers'tan aldılar. Onu güzel bir maliyetle satmaları Fenerbahçe'nin sisteminin de, ki geride de bekleyen bazı oyuncular var bu açıdan değerlendirince, sistemin tıkır tıkır işlediğini gösterir. Peki Dünya Kupası'na da geçelim istersen. Orada da gündem yoğun ve bugün çok önemli bir karşılaşma var. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Arjantin Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Messi için çok özel, Modric için çok özel. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun sen? Dünya Kupası hem Hırvatistan hem Fas'ın bu aşamada olmasını beklemediğimiz iki takımdı. Ama Hırvatlar her turnuvada böyle bir durum yaratıyorlar zaten. Geçen seferde de öyleydi. Şimdi burada asıl durum Hırvatistan'ın oyunu ne kadar kitleyip kitleyemeyeceği. Çünkü orta sahasında Modric liderliğinde işte Brozovic, Kovacevic, önde Kramaric, Perisic, bu isimler inanılmaz baskı yapan, inanılmaz alan savunması yapan ve rakibin hücuma çıkmasını, pas yapmasını, ara pas etkisini kıran oyuncular. Şimdi Arjantin'de Messi özelinde ilerleyen bir takım. Onun dışında çok fazla böyle yıldız statüsünde olmayan ve daha takım oyunu oynayan bir ekip haline geldi. Özellikle son Hollanda maçında bunu gördüm. Burada biraz orta sahada kıran kırana mücadele olacak. Biraz zor gol olacak bir maç gibi bekleniyor. Eğer Hırvatistan o bize bugüne kadar vaat ettiği futbolun dışına çıkıp başka bir taktikle sahaya çıkarsa elbette ki durum farklı noktaya gider. Ama sanki böyle Hırvatistan oyunu kendi yarı sahasında kabul edip Messi çevresinde bir birebirden çok böyle ikili üçlü sıkıştırmalarla, kanat sıkıştırmalarına yönelip alan savunması futbolu oynayacaktır. Bizi uzun bir gece bekliyor bence. Şimdi Arjantin'in Messi'nin hırsını ve isteğini biliyoruz. Dün bir basın toplantısı vardı ve Ivan Peris için bir sözü vardı. Bunu da yanlış söylememek adına okuyacağım. Cristiano turnuvayı kazanamadı. Messi kazanmak için uğraşıyor. Biz de Modric'e Dünya Kupası'nı kazandırmak için her şeyimizi vereceğiz. Aslında bu çıkışlar genelde Arjantin futbolcuları için olurdu ama bu kez Hırvatistan da aynı şekilde çok hırslı gözüküyor. Ben şimdi farklı bir noktadan yaklaşayım istersen. Bu sözü duyduğumda dün gerçekten şaşırdım. Şunun için. Portekiz'e bakıyorsun Ronaldo için oynuyoruz diyor. Evet. Arjantin'e bakıyorsun Messi için. Şimdi Hırvatlar Modric için oynuyor. Hani bu ülkelerin bayrak, ne bileyim hani bir ülke birliği nerede kaldı? Messi, Perisic, ne bileyim bu şey takım değil, bireysel takım değil bunlar. Evet. Gerçekten bence Dünya Kupası'nda ilk defa böyle bir durum yaşıyoruz. Daha önce ne bileyim Ronaldo'ları, Rivaldo'ları, Maradona'lar hepsi ülkesini şampiyon yapmak için oynuyordu. Bütün takımlar böyleydi. Şu anda yarı finale kalan takımlar bir tek Fas ülke olarak şampiyon olmak istiyor. Diğer takımlar biz liderimizi, kaptanımızı şampiyon yapalım diyorlar. Ben ilk defa böyle bir durum gördüm. Gerçekten de bence yadırganacak bir durum. Bir oyuncuyu şampiyon yapmak bir ülkenin hedefi olmamalı diye düşünüyorum. Haklısın, biraz da bireysel kazanca dönmüş durumda. Diğer yarı finali de sorayım istersen. Fransa-Fas karşılaşmasından neler bekleyebiliriz? Şimdi Fransa favori diyeceğiz. gönlümüz Fas'ta olacak ama gerçekten Fas ortaya koyduğu futbolla yani bütün herkesin hayranlığını, beğenisini kazandı. Bireysel olarak Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış yıldızlar var. Son sahaya çıkan 11'lerinde sadece 4 Fas doğumlu oyuncu vardı. Bence bu çok ilginç çünkü gerisi hep Faslı göçmenlerin çocukları olarak doğdukları Belçika, işte Hollanda, Fransa, buralara dağılmış bir takım var. Bir de Kanada doğumlu oyuncu vardı. Bunlar Fas'ın dünya futbolunda belki de bir ilki başarmasına da sebep olacak. Bir final gönlümüz Fas'tan yana olur elbette ki. Bütün hani Arap Yarımadası, Afrika, yani Avrupa ve Arjantin bölgesi dışında herkes Fas'ı destekliyor aslında. Bence çok keyifli bir maç olacak. Fransa elbette ki favori ama İngiltere karşısında da biraz hani hakim olmadan bir maçı kazandıklarını da hatırlatmak isterim. Peki, çok teşekkür ederim. Sana iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Suat Umurhan'la birlikte hem Fenerbahçe'yi hem de Dünya Kupası'nı konuştuk. Şimdi haberlerimize tekrar bir dönüş yapıyoruz. Beşiktaş diyeceğiz bu kez. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarını getireceğiz ekranlarınıza. Valerian İsmail tercihinden pişman olmadığına vurgu yaptı Kazancı. Detaylara bakalım.